Merhaba, bu program başlığı sosyalizmde tarım sorunu. Bu program bir öncekinin devamıdır. Bir öncekinde sosyalist ülkelerde fabrika işçilerinin durumunu anlatmıştım. Daha doğrusu üretimdeki davranışlarını anlatmıştım. Ve demiştim ki daha önceki teorilerde Marx, Engels ve Lenin'de o dönemde sosyalizm yok daha henüz. Genel olarak şöyle düşünülürdü. Kapitalist ülkelerde işçi sınıfının fabrikalarda büyük bir çalışma disiplini vardır. Ve bu durum aynen sosyalizmde de devam edecektir. Ama öyle olmadığını gördük. Bu durum aynen sosyalizme devam etmiyor. Tam tersine sadece kullanılan geri teknikten dolayı değil, aynı zamanda işçilerin işte işe geç gelmesi, erken çıkması, işe sarhoş gelmesi, devlet malına gerekli özeni göstermemesi vesaire gibi nedenlerle de hiç de öyle kapitalizmdeki gibi görünmüyor diye örneklerle bunu ortaya koymuştum. Şimdi aynı şeyi tarım için incelemek gerekiyor. Çünkü sosyalist ülkelerde işçiler sadece fabrikalarda değil, aynı zamanda değişik tarım kuruluşlarında, özellikle kolhozlarda, solhozlarda da bulunuyorlar. Şimdi sosyalizmde tarım sorunu daha önce şöyle ortaya konuldu. Birincisi, ki bunu Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi adlı kitabında Narodniklerle yaptığı polemikte uzun uzun sayfalarca anlatır. Der ki, büyük üretim, tarımda büyük üretim, küçük üretimden daha verimlidir. Neden? Çünkü büyük üretim, yani makinelerin kullanmasına büyük bir alan gereklidir. Bunun için işte büyük üretimde bu vardır. Dolayısıyla daha az işçi kullanılır ve daha verimli üretim yapılır tarımda makineleşme sayesinde. Tarımda makineleşme de yani küçük topraklarda kullanmak şey biraz zor. Epeyce zor tarımda makineleşmeyi. Yani diyelim biçerdüver için belli bir yani geniş bir alan gerek size. Hani minnacık toprakta biçerdüver kullanılmaz. Bunun gibi şeyler. Dolayısıyla büyük üretim tarımda daima küçük üretime göre daha verimlidir. Lenin bunu Narodniklerle polemiğinde defalarca ve defalarca belirtir. Daha sonra burada durmayıp yaşanan tarihe baktığımızda, yani 20. yüzyılda sosyalizmin iktidar tarihine baktığımızda, işte Sovyetler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, ondan sonra işte Doğu Avrupa ülkeleri, yani işte Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Macaristan, Çekoslovakya, Arnavutluk, ondan sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve daha sayılabilir işte Vietnam, Küba vesaire. Bütün bu ülkelerde, yani ben hepsi hakkında, tarımı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Ama bazı ülkelerin tarımları hakkında ayrıntılı bilgim var. Bu konuda yapılan değişik araştırmaları biliyorum. En azından denebilir ki, işte Bulgaristan gibi, Macaristan gibi, Arnavutluk gibi, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ve tabi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde belli oranda buna katmak lazım. Bilgi belli oranda olduğu için görünen şudur. Küçük üretim sosyalist tarımda büyük üretimden daha verimlidir. Yani Lenin'in Rusya'da kapitalizmin gelişmesinde söylediği ve kapitalizm için de doğru olan, yani tarımda büyük üretim küçük üretimden daha verimlidir. Sosyalizm de tersine döner. Küçük üretim, aile üretimi büyük üretimden, kolhozlardaki üretimden daha verimlidir. Bunu mesela hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğumuz Bulgaristan'da çok açık bir şekilde görmek mümkün. Bunun sayılarını Bulgaristan'la ilgili kitapta zaten vermiştim. Orada küçük üretim şöyle yapılıyor. Başlangıçta yani kolhozların dışında ailelere ayrılmış topraklar var. Aileler burada üretim yapıyorlar. Hem kolhozda çalışıyorlar işçi olarak, hem kendilerine ayrılmış özel yerlerde, özel toprakta üretim yapıyorlar. Daha sonra bu özel topraklar kolhozların bünyesine alınıyor. Yani kolhozun bünyesine iki çeşit toprak oluyor. Birisi genel işte kolhozun toprağı, yani herkesin toprağı diyelim. Devletleştirilmiş toprak, kamulaştırılmış toprak. İki, ailelere ayrılmış parseller var. Burada da aileler hem kolhozda çalışıyorlar hem de bu topraklarda işte kendi şeylerini işliyorlar. Kendi topraklarını işliyorlar. Bu toprakların statüsü ülkeye göre değişiyor. Bazılarında bu toprakların mülkiyeti de devletin oluyor. Bazılarında devletin olmuyor.
Yani ülkeye göre değişebiliyor. Ama esas olan nokta, birinde genel bir üretim var kolhozlarda, diğerinde kolhozun dışında, kolhozun yani alanı içinde de yer aldığı fark etmez. Kolhozun dışında ailelerin yaptıkları küçük üretim alanlarında yaptıkları üretim var. Onlar bu üretimi götürüp pazarda kendileri satabiliyorlar. Devlet bu kazançtan belli bir vergi alıyor. Genel mekanizma böyle. Yani böyle işliyor. Şimdi görünen nokta, bu küçük üretim kolhoz üretimine çok daha verimli. Yani küçük üretime ayrılan toprak alanı kolhozlarla karşılaştırıldığında epeyce düşük. Neredeyse %10-15 işte, o civarda. Mesela Bulgaristan için söylüyoruz. Ama mesela diyelim ki Bulgaristan'da 70'li yıllarda et üretiminin %40'ını, yumurtanın %50'sini, patates üretimi yarıdan fazlasını buralar sağlıyor. Bu küçücük yerler sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Olması şöyle. İnsanlar kolhozda pek fazla çalışmıyorlar. Çalışmayı ciddiye almıyorlar. Esas olarak kendi topraklarında çalışıyorlar. Orada üretiyorlar. Yani sorun sadece o toprakta hangi tekniğin kullanıldığı değil. O toprakta çalışanın ne oranda gayretli olduğu, işine dalga geçmeden yaptığı, işini ciddiye alarak yaptığı. Bu da önemli. Yani mesele sadece teknik değil. Tekniğe şey yani daha önce kapitalist tarım dikkate alındığında, işte Rusya'da kapitalizmin gelişmesinde işçilerin tarımda kapitalizmde olduğu gibi aynı ciddiyetle sosyalizmde de çalışacakları varsayılmıştı. Ve o zaman denmiştik. Tabii ki küçük toprakların birleştirilmesi, kolhozlarda birleştirilmesi, büyük topraklarda üretim yapılması daha verimli olacaktır. Evet, böyle derseniz doğrudur. Doğrudur ama şunu kabul ediyorsunuz. Tarım alanlarında, büyük tarım alanlarında, büyük kapitalist çiftliklerde çalışan kapitalizmdeki işçilerin çalışma ciddiyeti ve üretimleriyle, mecburi çalışma ciddiyeti ve üretimleriyle sosyalizmdeki aynı olacaktır. Öyle değil. Öyle olmuyor. Yani siz o geniş toprakta aynı tekniği de kullansanız kapitalizmle, traktör, biçerler vesaire vesaire, tohum ekme makinesi, aklınıza ne gelirse aynı tekniği de kullansanız, eğer toprakta çalışan işçinin ciddiyeti, çalışma azmi, çalışma enerjisi kapitalizmdekine göre epeyce geride kalıyorsa, orada verim düşecektir doğal olarak. Mesele bu. Yani işin bu yönü ne hiç dikkat edilmemiş, işin bu yönü böyle olacaktır diye kabul edilmiş. Gerek fabrikalarda, gerek kolhozlarda, gerek fabrika işçilerinde, gerek tarım işçilerinde olmak üzere. Ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 74 yıl, diğer ülkelerde işte 40-45 yıl civarında yaşayan sosyalizmde biz bunun tersini görüyoruz. Mesela Macaristan'a ele alın. Macaristan 1956'da Varşova Paktı'ndan ayrılmaya kalkınca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında sorun çıktı. Kızıl Ordu müdahale etti. İmre Nagy yönetimi devrildi. Yerine Janus Kadar'ın, işte Macaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri olduğu dönem geldi. Ve Janus Kadar o dönemde tarımda özel işletmelere izin verdi. Küçük özel işletmelere izin verdi. Ve Macaristan yiyecek sıkıntısı çekmeyen, tarımsal üretimde sorun yaşamayan ender sosyalist ülkelerden bir tanesidir. Çünkü bu izinden sonra tarımsal üretim arttı Macaristan'da. Ve tabii yine Lenin'in 1910'lu 20'li yıllarda söylediği bir şey daha sonra gerçek olmayacaktı. Tarımda küçük üretime izin verirseniz, burada bu üretimi yapanlardan bazıları zamanla zenginleşir ve burjuvalaşır. Sosyalizm içinde tabandan burjuvalar ortaya çıkar. Hayır. Sosyalizm ortaya çıkan burjuvası tabandan değil, tepeden geldi. Bunu daha önceki değişik programlarda açıklamıştım. Yani komünist partilerin üst yönetiminden, birinci, ikinci, üçüncü kademelerinden geldi. Küçük köylülerden gelmedi burjuvazi. Onların büyüyüp işte efendim zenginleşmesi, şusu busu, öyle bir şey gerçekleşmedi. Bunu Macaristan'da görüyoruz. Bulgaristan'da benzer bir şey görüyoruz. Bulgaristan bir küçük köylü ülkesi olduğu için, yarı feodal değildi, bir küçük köylü ülkesiydi. Ve küçük köylü de devrim öncesinden beri sosyalistlere destek olduğu için, düşünün ki devrim öncesinde Bulgaristan Sosyalist Partisi
Komünist Partisi yasaklandıktan sonra kurulan partidir. İkinci güçlü partiydi. Kim oy veriyor bu partiye? Bulgaristan'da işçi yok. Çok az işçi. Yani küçük köylüler oy veriyor. Yani dolayısıyla da Bulgaristan'da kolhozlaşma, yani toprağın işte belli şeyde devlet elinde toplanması, küçük üretimin tasfiyesi çok daha sancısız oldu. Sovyetler Birliği'ne göre daha yavaş ve sancısız oldu. Bir de Bulgaristan burada bir orta yol buldu. Kolhozların içinde ne derler? Küçük özel üretim. Buna izin verdi. Ve küçük özel üretim o kadar verimliydi ki yani kimse buna ses çıkaramıyor. Hani deniyor bu sosyalizme uymaz. Böyle olmaz. Bunların kolhoz bünyesine, tümüyle kolhoz bünyesine entegre edilmesi lazım. İyi de bunu yapmaya kalktığınızda tarımsal üretim düşüyor. Tarımsal üretim düşünce Bulgaristan tarım ürünleri ihraç edebilen bir ülke. Çok az sosyalist ülke bunu yapabilirdi. Bulgaristan tarım ürünleri ihraç ediyor. Buradan döviz kazanıyor. İçeride nüfusun beslenme, şehirlerin beslenme sorunu yok. Bunu da sağlanmasında küçük özel üretimin çok büyük rolü var. Dolayısıyla buna kimse yıllarca ses çıkarmadı. Arkasından şunu gördük. Arnavutluk'ta Enver Hoca 1985'te öldükten sonra 89'da işte rejime karşı gösteriler başladı. Bunlar önce şehirlerde başladı. Arkasında öğrenciler temelinde başladı, devam etti. İlk yapılan yasa değişikliklerden bir tanesi tarımda kolhozların dağıtılmasıdır. Arnavutluk'ta. Demek ki ciddi bir talep var bu konuda. Yani 45 yıllık sosyalizmin ardından demek ki Arnavutluk'ta bunu Arnavutluk 1912-1992 kitabında belirtmiştim. O vereceğim adresini şeyin sonunda. Pardon, videonun tanıtımında onu da belirteceğim. Böyle bir durum var. İlk kaldırılan yasalardan bir tanesi buydu. Demek ki bu yönde talep vardı. Gelelim Çin'e. Çin zaten çok büyük bir ülke. Yarı feodal bir ülke. Arkasından toprak devriminin yapıldığı bir ülke. Devrimle birlikte. Hızlı bir kolektifleşme yaşamış Çin aynı zamanda. 1976'da Mao Zedong öldü. Mao Zedong ölmeden önce yaptığı iki tane Çin için büyük bir felaket olan atılım vardı. Ki kendisi bu konuda başı çekmişti. Birincisi ileriye doğru büyük atılım tam bir fiyaskoyla bitti. Yani tarım üretiminin ve tarım dışı üretimi, sanayi üretiminin küçük ölçekli köylerde yapılacak değişik şeylerle nelerle küçük üretim birimleriyle artırılmaya çalışılması yürümedi. Arkasından gelen kültür devrimi tam bir felaket oldu Çin için. Mao'nun ölümünden daha sonra toplanan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ki bu arada Mao'nun çizgisini savunan ve dörtlü çete diye anılan aralarında Mao'nun eşinde bulunduğu kesimi tasfiye etmişlerdi. İlk yaptığı işlerden biri tarımda kolektivizasyonu geriye almak oldu. İlk yaptığı iş bu. Ülkede büyük bir yiyecek sıkıntısı var. Yani özel aile işletmelerine izin verildi ve tarımda üretim birdenbire arttı. Çin'de yiyecek sıkıntısı neredeyse kalmadı. Tabii hemen bugünden yarına değil ama kısa bir dönem içinde Çin vahim yiyecek sıkıntısını önemli oranda atlattı. Vaziyet bu. Şimdi bunları dikkate almayıp teoride böyle denmiştir demenin bir anlamı yok. Ortada yaşanan bir pratik var. Bu pratiği görmek ve dikkate almak zorunlu mecburiyeti var. Bazı ülkelerde değişik nedenlerden dolayı kolektivizasyon çok hızlı gerçekleşti. Kolektivizasyon şundan dolayı önemli. Çünkü sanayinin iş gücüne ihtiyacı var. Bunun için tarımdan iş gücünü emmek gerekiyor. Sanayi geliştiği oranda tarımı makineler sağlıyor ve daha başka iş gücüne emiyor. Ayrıca tarımda elde edilen artı ürün değerlendirilip bunu sanayiye, ağır sanayiye aktarılıyor ve böylece hızlı bir sanayileşme gerçekleşiyor. Diğer ülkelerde belli oranda böyle oldu, bir oranda böyle olmadı. Ama şeydir, hani ülkenin yapısına göre kolektivizasyonun derecesi, yöntemleri vesaireleri şu subutu değişti. Ama her durumda yapılacak olan budur. Tarımda küçük üretimin ortadan kaldırılması, küçük üretimin büyük üretime doğru mümkün olduğu kadar ikna yoluyla, tabii bununla beraber bayağı bir zorlamayla da büyük üretime doğru yönlendirilmesi, bu daha verimli olacaktır. Öyle düşünülür ama olmadı. Sosyalizmde
Küçük üretim, büyük üretime daha verimli. Ben Sosyal Cumhuriyetler Birliği ile ilgili, tarım ile ilgili az araştırmalardan birinde şöyle bir şey okumuştum. Aslında bayağı iyi üretim yapılıyor toprakta. Mesela topraktan alınan ürün silolara giderken %15-20'si telef oluyor yolda. Kimisi dökülüyor, efendim, kimisi orada burada kalıyor, kimisi yeterince değerlendirilmiyor. Bu çok yüksek bir oran. Neden? Kimsenin umurunda değil. Veya çok az dikkat ediyor. Ancak küçük üretimde, özel işletmelerde iş daha farklı oluyor. Buradan çıkacak sonuç şu. Yani sosyalizmde kolhoz üretimi gerekli. Burası açık. Büyük üretim gerekli. Ama küçük üretimi de buna bir şekilde entegre etmek lazım. Ortadan kaldırmamak lazım. Zaten pazar sosyalizmi denen olay esasında budur. Yani küçük üreticiliği şehirlerde ve kırda ortadan kaldırmıyorsunuz. Onu bir şekilde büyük üretime entegre ediyorsunuz. Ve küçük üretim oldukça verimli. Bu sadece tarım dışı sektörde görülmüyor. Özellikle hizmet sektöründe görülmüyor. Tarımda çok bariz bir şekilde görülüyor. Teoride söylenen tam tersine sosyalizmde küçük üretim büyük üretimden daha verimli oluyor. Yani nüfusun doyurulmasında ülkenin yüksek miktarda yiyecek üretmesinde bayağı etkili oluyor. Bunu Bulgaristan'da çok açık bir şekilde zaten görüyoruz. Demek ki yapılması gereken şey, eğer pratikten ders alacak isek, sadece kitapta böyle yazıyor diye bakmayacak isek, küçük üretimi tarımda büyük üretimi entegre etmek gerekiyor. Ortadan kaldırmamak gerekiyor. Bunlar var olmalı. Bulgaristan bu konuda bence en iyi örnek. Şimdiye kadar yaşanmış en iyi örnek. Geniş kolhozlar var. Kolhozların içinde aynı zamanda küçük alanları var. Aile üretim için ayrılmış alanları var. İkisi birlikte yürütülmeye çalışılıyor. Tabii sorunlar bitiyor değil. Sorunlar bitiyor değil ama yani Bulgar Komünist Partisi yetkililerine kabul ettiği gibi yani ülkenin beslenmesine bu küçük üretim çok büyük payı var. Son derece verimli. Böyle bir durum var. Bunu tabii yani sosyalizmin gerçekleştiği ülkenin şartlarına, dünyadaki duruma, nasıl bir tarihsel süreçten geçilerek oraya geldiğine göre değerlendirmek gerekiyor. Ancak yani şu ana kadar tarihsel deneyimlerden çıkan vaziyet budur. Sosyalizmde tarım sorunu küçük üretimi gelip dayatmaktadır açık bir şekilde. Durum bu. Bunu herhalde görmek gerekir. Eğer pratikte ne yaşadığımıza, neler olduğuna bakacaksak. Evet, bugünkü program bu kadar. Bir dahakinde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.